Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeniyet programında daha sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. Çok kıymetli bir konuğumla birlikteyiz. Değerli Necip Karakaya üstadım. Necip deyince hep Halil Necipoğlu'na gidiyor aklım benim. Güzel insanlar çekiyor böyle güzel insanları. Allah razı olsun. Necip evet. Karakaya üstadımızla beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk, şeref bulduk. Allah razı olsun. Efendim Ankara'dan buralara kadar zahmetler verdiler. Çok çok sizlerin adına çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım, bugün aileyi konuşacağız ama ben çok kısaca bir bilgi vermem icap ederse Payitaht Abdülhamit'ten çok tanıdığınız, gurur duyduğunuz, biz genelde burada Tahsin Paşa'yı ağırlamıştık. Allah razı olsun. Meslektaşınız mı diyeyim, roldaşınız mı diyeyim, dizidaşınız mı diyeyim artık. Allah razı olsun. O da bir meslek oldu bizim için. Işte. Eyvallah, eyvallah. Diyanet'te Ailemin Sohbet Günlüğü'nden, Sahur Programı Bereket Vakti'nden, TRT Müzik'te, Diyanet TV'de, değişik televizyonlarda, o musiki şinas kadife sesinizden tanıyoruz. Ama Payitaht Abdülhamit'teki muallim İsmail Hakkı Bey, hani iz bırakan böyle bir şey oldu. Sonrasında Mavradisi'nde Yusuf Hamadani Hazretleri. Oradaki erenlerinizle, yoldaşlarınızla, yol arkadaşlarınızla çok böyle latif, zarif, nazik bir şeyiniz var. Gönül birlikteliğiniz var. Rol değil yani. Orası artık demek ki üstada ulaştınız. Böyle onunla bir rabıta kurdunuz ki yansımış yani. Onu yaşıyor gibisiniz. Ben takdirlerimi, tebriklerimi, tebrik makamı değiliz ama takdir makamı hiç değiliz. Arz etmek isterim. Böyle tanıyoruz sizi. Ama bence çok daha önemlisi rahmetli babanız İsmail Karakaya hocamızla olan o zarif iletişiminizle, sizdeki onun iziyle tanıyoruz. Ben ne zaman böyle bir babayla evladın, bu muhteşem Lokman Hekim'in oğulcuğum, babacığım şeyini, zarafetini görsem, ya bu neye? Kalbim böyle şey yapıyor, ürperiyor. Allah sayılarımızı artırsın. Makama ulaşamamış bütün ailelere de o baba evlat sevgisini lütfeylesin. Bunlar böyle ama Necip Üstadım, bir de Cevher'in kendisi var. Ben içinizdeki o Necip'i sormak isterim. Güzel başlayalım. Yunusça başlayalım. Hani bir ben vardır benden içeri diyor ya. İçinizdeki Necip'ten bize biraz bahseder misiniz? Estağfurullah. Ben evvela zaten annenize, Erkam Radyo, Erkam TV'ye seyreden bütün güzel gönüllü dostlara selamlarımı, muhabbetlerimi, rahmetlerimi arz ederek başlayayım. Allah razı olsun. Var ama olun. Hazreti Fuzuli der ki ben beni bilmem neyim, dünya nedir, ukba nedir. Yani nasıl anlatayım kendimi? Varsa cevher Cenab-ı Allah'ın eşref-i mahlukat olarak yaratışındadır. Amenna. Varsa cevher yeryüzünde halifem olarak tayin ettim buyuruyor insanları Cenab-ı Eyvallah. Allah. Varsa ondandır. Eyvallah. Ama en büyük iftiharımız Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti olmaktır. Amenna. Zamanın birinde çok gönül ehli bir zatın, muhterem bir zatın sohbetinde şunları işitmiştim. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek az, bizleri Müslüman bir ana babadan, Müslüman bir beldede, İslam fıtratı üzerine halk eylemiş. Elhamdülillah. Ve bu sadece bitmiyor, bütün bu nimetler. Ahir zaman peygamberine ümmet eylemiş. Yani eğer varsa güzellik hakikaten onlardandır ama görendedir de aynı zamanda güzellik. Hakikaten hüsnü zannınız, şehadetiniz için de ayrıyeten teşekkür ederim. Ama üstadım her şey yerli yerine oturuyor. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi öyle tecelli ediyor ki eğer sizde Allah-u Teala'nın hamurunuzu tabiri caizse eğer o elbette ki hassasiyet zirvede Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin yaratışında zerre kadar ne noksan var ne kusur, ne eksik ne fazla, hani öyle ifade edilir. Rabbime hamdolsun. Lakin şu vardır. Kul bunu bilebilir ve yol ortaya çıkarabilirse. Fehmine erer, idrakine erer. Ve nihayetinde kendisinden arzu edilen hususiyete yine kendi cüz'i iradesiyle lebbeyk diyebilirse. Yani buradayım ya Rabbi ya da buyur ya Rabbi diyebilirse. Belki o noktada istidadı birazcık daha sayirden ya da gayrıdan birazcık daha ön plana çıkabilir. Ama bu da üstadım. Biz burada bir aile sohbeti yapıyoruz. Eyvallah, Allah razı olsun. Gören ve bilen ebeveyn olursa, evladı o şekilde yönlendirirse, işte o vakit daha yerli yerine oturmuş olur. Cevheri ona göre işler. Elbette, tabii. Çünkü hani malum haliniz, yani
bir hadise anlatılır. Zamanın birinde padişah, Allah-u Alem Mesnevi'de Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Cenab-ı Allah sırrını mukaddes eylesin bütün ehlullah gibi. Bir padişahın tabiri caizse odacısı diyelim. Vezir-i Azam vezirleri toplamış ve kendi hazinesinden çok kıymetli bir taşı sırayla onlara göstermiş. Bu ne kadar eder diye. Hepsi almışlar hünkâra olan yakınlıklarından ve ona duydukları o muhabbetten. Hünkârım biz buna değer biçemeyiz lakin 200 deve yükü altın eder zahir vesaire. Öbürü şu kadar şu kadar. Hepsi bir değer biçmiş. Hepsine de sırayla sormuş. Demiş ki bunu at yere kır desem kırar mısın? Olur mu hünkârım? Bu size ait bir işte metadır. Ya da çok kıymetli bir taştır biz buna nasıl kıyalım? En son o hizmetçisini, odacısını çağırır. Ve der ki bu ne kadar eder? Der ki hünkârım bu kimin? Benim der hünkâr. Eğer sizinse eminim çok kıymetlidir diye cevap verir. Peki at yere kır desem kırar mısın? Atmış yere ve kırmış. Vezir-i Azam, vezirler itiraz etmiş. Yahu sen ne yapıyorsun falan. Demiş ki benim hünkârımın sözü her şeyden daha kıymetli. Eyvallah. O kıymeti verebilmesi, sözüne verebilmesi elbette onun kendi içindeki cevherden. Biz de inşallah ebeveynimizin sözüne kıymet verip, ehemmiyet verip, bizi sevk ve idare ettikleri ya da kendi iradeleriyle irademizi yönlendirdikleri süreç içerisinde o cevher, asıl cevher ne, ona nasıl kıymet vermek gerekir? O gayretteyiz. Yoksa bir şey bizde yok. Varsa da onların yönlendirmesi. Böyle satır aralarında yakaladığım çok önemli bir husus da şey oldu sevgili üstadım. Kendisinden beklenilen role uygun. Onu keşfederse kul hani demek ki Allah bir kuldan bir şey bekliyor. Yaratırken, hamurunu kararken, ruhunu üflerken vazifeder bir şeyle. Bir sebebi var yaratılışının. Dolayısıyla o gayeye ulaşmada ikinci noktada ebeveynin buradaki etkisi. Ben özellikle rahmetli babanız İsmail Karakaya hocamdan Allah bütün geçmişlerinizi rahmet eylesin. Amin. Sizleri onlara layık bir sadaka-i cariye eylemiş zaten. Daim eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Kimsenin bir garantisi yok. Üzerinizde emeği bulan hocalarınızdan, üstadlarınızdan Allah razı olsun. Sağ olanlara sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Ama hani bu örnek baba evlat ilişkisinde, iletişiminde rahmetliden ne kaldı sizde? İz olarak, kulağınıza küpe olarak nasıl bir şeydi? Biraz orayı örnekler, güzel örnekler hep estağfurullah diye çekilirse köşeye sevgili üstadım biz ne öğreneceğiz? Kimden öğreneceğiz? Dolayısıyla tabii ki fetebarakallahu bihasen harikin maşallah diyeceğiz, fetebarakallahu diyeceğiz. Çok şükür gururun, kibrin ve zerresini görmüyorum sizde. Rabbim daim eylesin. O anlamda bismillah deyip anlatacağız ki biz de nemalanalım, istifade edelim. Buyurunuz. Babamdan şu kaldı, kendi evlatlarıma isimleriyle hitap edemiyorum. Kızlarıma Rukiye abla diyor, Zeynep abla diyor. Hay canım. Demeye çalışıyor. Dua edelim. Allah duyaretlerini mamur eylesin. Amin, hayırlı günlere büyüsün. Oğluma İsmail amca diyorum. Abi diyorum yani. O işte babam öyle ismimle hiç hitap etmedi. Hep Necip abi dedi yani. İşte Necipciğim, yavrucuğum vesaire. Eyvallah. Yani hep böyle bir hem mülayimetle hem de seslenirken de bir şey öğretir gibi. Bir gün sordum niçin dedim baba böyle. Yani bir şey anlat. Rahmetli Dede Paşa Hazretleri Ankara'ya geliyor mübarek. Geldiğinde de o zamanın işte üst düzey bürokratlarından birisine de diyorlar ki işte bir mübarek zat geldi onu ziyarete gidelim. O zat Dede Paşa'nın bulunduğu yere girdiğinde Dede Paşa Hazretleri ayağa kalkıyor. Zannediyor ki benim arkamda birisi var, muhterem birisi, ona kalktım. Arkasına bakıyor kimse yok. Herhalde bana kalktı diyor ondan sonra. Sonra kusura bakmayın efendim niçin kalktınız ayağa? İstirham ederim buyurun oturun diyor. Sonra odaya kim girerse girsin mübarek ayağa kalkıyor. Hatta evin bir 5-6 yaşında çocuğu var. O da arada sırada girer çıkarmış her giriş çıkışında ayağa kalkıyor. Diyorlar efendim kurban olayım siz artık bir şey piri fanisiniz ihtiyar. Niçin böyle yapıyorsunuz üzüyorsunuz kendinizi hayır diyor. Ben ayağa kalkmazsam bu çocuk biri girdiğinde ayağa kalkılmayı kimden öğrenecek? Eyvallah. Babam bir arkadaşından da bahsederdi ayrıyeten. Evde hep diz çökülü oturur.
Baba ayağını uzat kurban olayım ya. Ne olur biraz daha. Yok evladım tamam eyvallah siz biliyorsunuz lakin torunlar onlardan edep eder. Ayağımı nasıl uzatayım? Allah Allah. Onun hali de öyleymiş, arkadaşın hali. Onu anlatarak bize kendi haliyle de alakalı bir şeyler söyler. Vefatına yakın rahmetli çok böyle diz ağrısı çekti. Otururken de ara ara böyle ayağını uzatma ihtiyacı hisseder. Herkesten özür diler. Ne olur bağışlayın ayağımı uzatacağım. Bizden bir bardak su istemediği gibi gelinlerinden de istemedi üstadım. Eyvallah. Ya da işte serin mi oldu biraz su mu içsek acaba? Ya şey ortaya sıcak böyle. Mı oldu serinlesek gibi böyle. Enteresan. Eyvallah. Bu bir hal yani bir bunları gördükten sonra. Ne büyük bahtiyarlık. Hamdolsun yani doğal olarak yani o hani günümüzde doğal süreç, doğal seleksiyon vesaire gibi ifadeler kullanıyorlar. Yani işin işte doğasında, tabiatında sanki hep böyle olunurmuş gibi, sanki hep böyle olunması gerekirmiş gibi. Bunu gördükten sonra insan gayri ihtiyari öğreniyor yani hani tamam yaşayarak eyvallah tevazu göstermeyelim ifade edelim ama başkasını görmedik ki yani eyvallah. Başka türlü nasıl olunur bilemediğimiz için bazı noktaları bu şekilde kendimiz yaşamaya tatbik etmeye ya da böylesi bizi çok mutlu ediyor ben bunu seçiyorum demeye devam ediyoruz ama hani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin haleti bizim için mihenk taşıdır. Amin. Yani her yönümüzü, nefes almamızı, vermemizi, yani zaten sizin ifadesinde geçtiği için söylüyorum. Tam bir irtibat halinde olmak, rabıta halinde olmak. Yani onun gibi, o nasıl bakıyorsa öyle bakmaya gayret etmek. Bu aslında bir psikolojik bir süreci, psikolojisi sağlam olan bir bireyin zihnine yaslayarak yapabilmek. Yani aklını, gönlünü, fikrini hem maddi hem manevi alemini sırat-ı müstakim üzere olan kemal ehline bağlayabilmek, rapt edebilmek. Bunları seçen ve bu yolu takip eden kişilerin yanında olmak da bu kaynağın tamamıyla muhatap olmasan bile muhatap olduğun kadarının seni kurtaracağı ya da kurtuluşa erdireceği hakikatini bilerek hayatı devam ettirmek. Bunu bir insan babasında görünce iki şey çıkabiliyor üstadım. Bağışlayın o örnekleri de olduğu için söyleyeyim. Ya baba evlat çatışması yaşanıyor. Baba ne yapıyorsa zıttını yapabiliyor çocuk. Ya da tam bir kabul gerçekleşiyor. Ne büyük bahtı. Tam kabul gerçekleştikten sonra ne o var ne sen varsın oluyor arada. Yani hakikaten öyle. Yani öyle bir hal yaşanıyor ki sen ihtiyaç hissettiğin bütün mefkureyi ve müktesebatı sana anlatan, aktaran yüzyıllar ötesinden isimleri babanda görüyorsun. Baban da yüzyıllar ötesinden günümüze hitap etme imkanını bulmuş bir şahsiyete bürünüp sizinle temas ediyor. Maşallah. Barakallah. Subhanallah. Ya, Rabbime hamd ederim. Böyle bir hal. Rahmetli dedem Kayseri Medresesi'nin baş müderrisiymiş efendim. Allah kanı kadar rahmet eylesin. Amin. İsmen de analım. Eyvallah. Evet. Dedemin adı da İsmail. İsmail başla. Babamın adı da İsmail. Bendenizin de bir adım İsmail efendim. Evladımın ismi de o yüzden İsmail Hamza. Yani eyvallah. Böyle hani babama silsileye dedi. Evet. Sadık olmak adına. Hazreti Hamza Efendimizin radıyallahu anh Efendimizin kabri şerifinin başında sordum babama. Dedim ki babacığım. Rabbim bana bir erkek evlat nasip ederse adı ne olsun? Hamza olsun dedi. Ben de eğer izniniz olursa İsmail Hamza olsun dedim. Babam şöyle durdu biraz. Tamam olsun dedi biraz ama bir tereddüt hissettim. Niçin tereddüt ettin babacığım dedim. Ümit ederim ki kaldırabilir dedi. Eyvallah. Yani hani detaylandırsın diye de istiyorum ben babacığım niçin? Yani inşallah İsmail Aleyhisselam gibi dirayetli bir mümin olur. Eyvallah. Babacığım bunu sana kim emretti demiş İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a. Cenab-ı Allah deyince o halde baba niçin tereddüt ediyorsun? Emrolduğun şeyi yap değil mi? Tabii. Ve bu ya şey da, kafasının kesilmesi. Emrolduğun şey yani, öyle evet, bakkala git ekmeği değil, al bilmem elbette. Ne falan değil yani tabii. Öyle basit şeyler değil. Ya da hep bu bana Hazreti Ali Keremallahu Veşe Efendimiz de hatırlatır. O alemlerin fahrine sorar aynı soruyu, benzer soruyu. Der ki, yani hani bağışlayın Anadolu lisanıyla, emmoğlu ya da amcamın oğlu, amcazadem, Cenab-ı Allah
beni yaratırken babama mı sordu ki ben Cenab-ı Allah'a inanırken babama soracağım? Eyvallah. Ya yani aynı dirayet, yani aynı öz. Sonra Hazreti Hamza Efendimiz, yani onun halini ifadeye hacet yok. Muhteşem bir hal. Hani şehadet mertebesi peygamberlerle müsavi bir noktada ifade edilir. Lakin herhalde şehadetin Hazreti Hamza'nın da şehitlerin efendisi oluşundan dolayı ekstradan şehadet Amenna mertebesinin bir tabiri caizse hani tırnak içinde kümülatif olarak evet, değerini yükselten bir hususiyet vardır diye kesin düşünüyorum. Kesin vardır yani. Allah razı olsun. Çok yani, güzel bir husus. O da şehittir diye o daha kıymetli hale geldi. Eyvallah. Allah razı bilhassa olsun. Süreç böyle ve en çok da benim aile ortamında rahmetli babam benim için bir kaynak, bir cevher bu şekilde ifade edilecekse yine çok çok önemli olan hususiyetlerden biri onu gören, onu yaşamış, onu özümseyebilmiş bir abiden ya da iki abiden, yani iki abim var, iki büyük abim. Bunu da şöyle ifade ediyorum üstadım. Yani hani elhamdülillah babam hem bizlere hem de etrafına çok faydalı bir ömür geçirdi. Hep böyle hani günümüzde motto diyorlar ya, çok böyle slogan cümleden daha içeriği fazla olan şeyler. Babam derdi ki üstadım ahir ömründe, anladım ki yaşamak marifet değilmiş, marifet yaşatmakmış derdi. Eyvallah. O yaşattığı, temas ettiği eyvallah insanların elbette her biri çok çok kıymetli, ehemmiyetli. Lakin kişi abisinden, yani karındaşından, babasına ait olan hususiyetleri aynı enerjiyi üreten devasa santralin birer şubesi olan ve enerjiyi küçülte küçülte evimize küçük bir voltajla getiren o ara santrallere benziyor. Yani abilerin varlığı. O var ise abin sana babanın aktarmak durumunda olduğu şeyi kendi süzgecinden geçirip senin dımağın yüksek voltajı 220'ye düşürüyor tabiri caizse. Ekseriyetle bu böyle oluverdi. Ve bu da muhteşem bir şey. Çünkü eyvallah, şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin teşbihte hata olmaz ama hatasız da teşbih olmaz. Cenab-ı Allah eyvallah hatamızı bağışlasın. Amin. Yani bir yine aynı kaynaktan ifade ettiğim için ben Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den örnek veriyorum. Yoksa haddimize değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinin bize ulaştığı kaynak gibi yani. Orada elbette öz değişmiyor, cümle aynı, ifade aynı ama aktaran kişinin hali sende o ifadenin daha fazla yer etmesine sebebiyet veriyor. Eyvallah. Ya mesela birisi kaşlarını çatarak din samimiyettir kardeşim dese işlemeyebilir ama din samimiyettir. Ya. Allah ihlasımızı samimiyete bağlayıversin falan ya gibi. Anlatmaya gayret ettiğim bu. Allah razı olsun. Çok uzattım sözü. Abinizin, yok estağfurullah, abinizin de ismini zikredelim. Tabii Cahit, Mehmet Cahit Karakaya, evet, onun küçüğü Ahmet Haşim Karakaya. Allah hepsini dünyanetlerine mağdur etsin. İnşallah. Sağlık, küçük kardeşim de Abdurrahim Saadettin. Maşallah. Hepsine selam ediyoruz buradan. Eyvallah. Rabbim eyvallah sağlık, sağlık, afiyet versin. Amin. Tabii burada rahmetli babanızdan bahsediyorduk. Ben çok kritik bir noktayı, bir gönül yaramı deştiniz. Dedem Antep müftüsüydü, Ankara müftüsüydü. Babam İmam Hatip Lisesi müdürüydü. Ben Deniz'de acizane işte böyle düşünce koçluğu falan yapan öğütçüyüz sonuçta. Yani zaten anne tarafından dedemizin soyadı da öğütçü. Bu tarz insanların hayatında iki seçenek var dediniz anladığım kadarıyla. Ya tamamen bir itiraz olup isyana sevk ediyor gelen nesli ya da bir kabulle benzeşmeye doğru gidiyor. Elhamdülillah ki siz de o benzeşmeye doğru gitmiş. Ama kendi hayatım için, yavrularım için hep duaya muhtacız. Dualarınızı istirham ediyorum. Günümüz Müslümanlarının en büyük sorunlarından biri olsa gerek. Muhafazakar dediğimiz o tırnak içinde camianın evlatlarının benzeşmemesi. Evet. Bu anlamda inşallah duaya vesile olur. Böyle güzel örnekler, imrenir insanlar. yaşayan örnekler görmek çok önemli. Çok özel bir yeri var bu program benim namıma. Bu tarz kişilere sorduğumda üstadım şöyle bir şey
burada çok dostlar ağırladık sizler gibi. Mesela çocukluğunuz nasıl geçti size soracağım ama öncesinde bir küçük parantez açayım. Ya biz çocukluk mu gördük dayaktan diye böyle bir şey. Bu dayaksız örnekler yüreğimi ferahlatıyor. Allah razı olsun. Bir iki çocukluk anınızdan bahseder misiniz? Nasıl geçti çocukluğunuz? Eyvallah. Bahsedeyim izninizle bir cümle geriden giriş, lütfen, girizgahtaki lütfen, cümlenize lütfen. Ben bir şey ifade etmek isterim. Allah razı isterim. Olsun. O özellikle evlatla baba arasında, baba mesela düşünsenize yazmış olduğu kitaplarla ya. On binlere aslında katkı sağlarken kendi evladı hani mum dibine ışık vermezmiş misali mahrum kalıyor. O mahrumiyetten çocuk bakıyor. Babam diyor ki kendi kendine benim babam fark başkalarının evlatlarına kendi evladıymış gibi muamele ediyor. Ama biz burada birazcık garip kaldık. Şimdi elbette o insanlara temas eden, o gayrette olan kişinin o gayretinin nihayetinde Allah katında bir karşılık bulacak. İnşallah. Ama sorumlu olduğu evlat. Amin. Yani o evlat onun aşması gereken bir duvar gibi. Yani tabiri caizse yırtması gereken bir çeper gibi o evlatla kendi arasındaki münasebet. Bu aslında birazcık gayretin de evlatta olması gereken ve bu çeperi birlikte kırmaları, açmaları gereken bir süreci babayla evlat birlikte yaşarlar. Ama asla tabiri caizse bir pes etmeden, sürekli mülayemetle, sürekli Cenab-ı Allah'tan bir şeyleri i̇nşallah. umut ederek, gayretle inşallah. Düzelebilecek bir süreçtir diye düşünerek sualinize geleyim tekrar. Evvela üstadım şunu arz edeyim. Rahmetli babam ne küçüklüğümüzde ne işte ahir ömründe kendisinin sesini hiç yükseltmedi bize. Maşallah. Ya biraz önce de ismimizle ilgili örnekte de olduğu gibi. Maşallah. Yani sadece biz değil başka hiç kimseye karşı da öyle. Sadece şunu söylerdi. Bizlere ve yakın çevresine. Evladım ya da dostlar. Allah ve Resulünü seven kişiler ve Allah ve Resulünden bir bahis geçerse. İman ile gözünüz dolabiliyorsa hani, yani o aşkı fiziken de ifade edebiliyorsanız ya da bunun tam tersi Allah ve Resulüne düşman olan şedid insanlar anıldığında olabildiğince kızgın bir hale bürünüp onlara karşı ne yapmanız gerekiyorsa o an için yapma gayreti ya da oraya doğru bir sevk ve idareyi iradi olarak ortaya koyabiliyorsanız merak etmeyin. Sizde iman var. Eyvallah. Gerisini de Cenab-ı Allah şekillendirecek. Amin. Yani o hakikaten siz bir adım atarsanız Cenab-ı Zülcelal Hazretleri koşarak gelir. Yani bu bir mecaz ifadedir. Lakin amin. Hakikaten öyle olur. Çocukluktan bir anı. Hacı Bayram Veli Camii. Bendeniz bu adı gibi olma gayretinde olan kişi. Daha 8 yaşındayım. Babamın vaazı bitmiş. Biz de etrafındayız. Abilerim var. Çok güzel giyimli. Ama birazcık hiddet hali olan, hissedilen. Ve benim de biraz korktuğum, unutmuyorum çocuklukta. O hiddeti unutamıyorum. Unutmamama sebep hiddetin sonrası da aslında biraz. Çok güzel giyimli dediğim gibi ki o ana kadar öyle güzel giyimli birini görmemişim. O dönemin Ankara şartları yani hakikaten kılık kıyafeti çok düzgün olan insanlarda bile bazı noktalar vardır ki düzgün olamaz. Çünkü çevrenin şartından dolayı. Hülasa vaaz sonrası rahmetli babacığım sarığını ve cübbesini çıkarmak için görevli odasına yönelmiş. Etrafını çeviren 3-5 cemaat Allah kabul etsin hocam çok güzel vaazdı vesaire diyorlar. Belki biri bir şey soracak ama o beyefendi babamın karşısına dikildi. Kaşlarını çattı ve dedi ki aynen şu ifadeyle hoca bana kızmayacak mısın? Benimle kavga etmeyecek misin? Bana karşı kızgınlığını ifade etmeyecek misin? Aynen net bu ifadeler. Babam hafif tebessümle hayırdır beyefendi dedi. Yani aramızda bir münakaşa mı oldu evvelce benim hatırlamadığım? Ya da başka bir menfi bir hukuk mu yaşandı? Hayır ama dedi görmüyor musun bendeki hali? Adamcağız çenesindeki sakalı işaret etti. Babam rahmetli belli bir süre hiç sakal bırakmadı. Yani bir şeydi onu da izah etmişti. Ama şu anda ifade etmemin doğru olmadığını düşünüyorum. Orada da farklı bir hali eyvallah, vardı. Eyvallah.
şu açıdan doğru olmadığını düşünüyorum değil mi? Orayı da aslında açayım. Babamı, ya biz İsmail Hoca'nın vaazını dinledik, ne kadar güzeldi. O halde bir tarif edin İsmail Hoca'yı dediklerinde, şöyle güzel sakalları vardı diye tarif ederlerdi. Yani öyle. Bu yüzden ifade etmek istememiştim ama neyse, etmiş olduk yani. Eyvallah. Rahmete vesile olsun inşallah. Babam yine tebessüm etti. Beyefendi dedi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini siz o kadar da olsa yerine getirmişsiniz. Bakın ben de o da yok deyince adamın yelkenleri suya indi. Meğer babamla münakaşa için benim bulunduğum yerde nasıl birisi din anlatır diye posta koymak için geldi adamcağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e itiraza gelenlerin onda dirildiği gibi onun bir ümmetine de bu haleti ruhiyeyi bir kişiye yaşatmak nasip oldu. Elhamdülillah. Bunu unutamıyor. Eyvallah. Yani daha birçok örnek ifade edebilirim ama bu örnek birçok şeyi benim babamın kendi tarzı, tavrı, usulü ile alakalı aslında çok yerli yerince anlatan bir örnek. Sonra elbette mesela bizim çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz semt Ankara'nın tabiri caizse biraz böyle ucra köşeleri denilebilecek. İmkan dairesinde elbette o Eyvallah. Dönemde yaşanan hayat. Ama şunu görmek beni sürekli hayrete düşürürdü. Yani çok da mutlu ederdi. Babanız, ailenizle birlikte oturduğunuz yer alelade bir yer. Yani sıkıntılı bir süreç yok elhamdülillah ama yine belli seviye imkanlardan dolayı. Ama oradan çıkan kişi babanız, Ankara'nın en maddi imkanlarının çok olduğu yere gittiğinde de aynı itibarı görüyor. Elhamdülillah. İzzet Allah'tan. Elhamdülillah. İzzet Allah'tan. Yani mekan değişse bile itibar değişmiyor. Ya da hani itibarın sebebi ne olduğunu biliyorsunuz onun. Yani. Ve bunu küçük yaşlarda evet, şahit yani, olarak idrak evet, ederek büyük bir hatyarlık. Elhamdülillah ve muhteşem bir hayret. Yani o hayret enteresan bir noktadır aslında. Yani bir sonrası hani o hayret makamına eren kişi için hani yaprakların zikrini duyarlar vesaire gibi bir hani keşfin açılması gibi bir durum belki söz konusu ama çocuk yaşta o hayret zaten çocuğun fıtrata yakın olmasından ileri geliyor birazcık da. Allah lütfuyla ikram ediyor çocuklara. Elhamdülillah. Onu görmek yani bu hakikaten çok etkili. Çünkü bakıyorsunuz tam tersi olabiliyor yani. Kişinin yeri değişirse itibarı da değişebiliyor. Ama burada sabit kalan hatta sürekli gittikçe artan üstelik ziyadeleşen. Valideniz hanımefendiden böyle kulağınıza bir küpe bir anı. Evet. Onu da vesile olsun anmaya. Annem Rabbim hayırlı ömürler versin. Amin. Sağlık sıhhat afiyet Amin, diyelim. Amin inşallah. Böyle arada İsmen zikredersek Fatma. Annemin adı da Fatma. Duaya vesile olur diye özellikle hasreten. Allah razı olsun. Amin. Annem böyle rahmetli babacığıma serzenişte bulunurdu. Ya derdi ki işte, efendi yani çok böyle gidiyorsun, gayret ediyorsun vesaire. Ya biz işte 4 kardeşiz. 4 çocuk. Onlar bizim işte onlarla biz burada kalıyoruz. Biz seni özlüyoruz. Onlar seni çok özlüyorlar. Ya hakikaten böyle bir şey olsa düşsek ağlayacak olsak baba diye ağlardık. Yani bunu da söylerdi ya sen işte çocuklar düşse baba diye ağlıyorlar vesaire. Ama çok mu acaba ihmal oluyor vesaire. Babam derdi ki hanım sen varsın diye bu böyle. Eyvallah. Sen varsın diye bu Yedde böyle. Emin Tabii, sağlam ellerde. Yani. Rabbime hamdolsun. Anneme öyle büyük bir motivasyon. Öyle hakikati de ifade edecek şekilde. Anneciğim Allah hayırlı ömürler versin. İlkokul mezunu hikmet ehli zatlardan diyeyim. Anadolu evliyalarından böyle Çünkü, Allah razı olsun. Tabii, yani Anadolu erenleri büyük makam abi. Elhamdülillah yani hani burada şu şekilde de ifade edeyim. Hani o mezuniyetin ya da diplomanın ne olduğu ehemmiyet arz etmiyor. Yani bugün başlasınlar elbette ilim noktasındaki amil oluşları çok farklı bir noktadadır ehlullahın. Lakin Şah-ı Nakşibend'in günümüz itibariyle düşünecek olursak bir diploması yok yani. Bilmem anlatabiliyor ama vermiş olduğu, aktarmış yani. Olduğu hikmete baktığınızda işte artık onun hangi kriterle ölçülebileceğini bilemiyorum. Hatta zaman zaman annemle ilgili bak şunlar da aklıma geliyor. Mesela
rahmetli babacığımı ararlar, bir şey soracaklar. Ya işte falanca ibadetle alakalı şu şöyle oldu, biz de bunu bu şekilde yaptık, acaba bununla alakalı ne söylenebilir? Anneciğim telefonda böyle böyle bir durum olmuştu, İsmail Efendi şöyle demişti. Ya da şöyle yapsanız sanki daha iyi olur, lakin ben yine de soracağım, siz yapmayın, bilgiyi alana kadar bekleyiverin falan derdi. Ya da üstadım bir şey söyleyeyim, bu benim için hakikaten annemi ifade için çok önemli bir ölçü. Bugün dahi mahallemizdeki camide okunan ezanı Muhammedi'den 20 dakika sonra namazını kılar. Anne niye? Niye böyle? Evladım er kişiler kılsın namazlar. Camide ibadet için hani orada farklı bir sevk ve idare vardır. Eyvallah. Yani hani hanımların bulunması gereken yer. Eyvallah. Bugün hanım kardeşlerimiz, biz onları hani kızımız olsa kerimemiz deriz. Ya da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz elinde bir nimet mi var? Allah bunu sana lütuf mu etti? Evet. Evvela annene ikram et. Sonra yine annene ikram et. Sonra yine annene ikram et. Dördüncü kez babana ikram et. Yani eğer bu noktada bizim önceliğimiz hep anneler üzerindense ya da kızlara hem ikram etmek hem de hizmet etmek mecburiyetindeyse kız evlatlarına. Bu noktada bu hususiyeti aslında ibadet noktasında camide onları ayırıp bir köşeye koymak değil, ayırıp onu en güzel noktada muhafaza etmek olarak ben ifade edeyim. Kesinlikle. Yani hani ben de camiye gireyim, mihraba yakın yerde ibadet edeyim. Yok. Kusura bakmayın. Biz sizi muhafaza etmek zorundayız demektir aslında onun bir yönüyle onun ifadesi. Onun hüsnü kabulle, kendiliğince kabullenilmiş olması ve böyle evet. ifadesi büyük bir izzet tabii. Aynı Allah mekanı paylaşmasa bile evinde oturan kadıncağız bekliyor orayı. Allah razı başka, olsun. Bu benim için yetiyor aslında. Allah razı olsun. Ya da ömrü Kur'an'la geçen bir hayat. Yani geçen bir şey oldu. Yasin-i Şerif'ten işte falanca yeri okuyayım dedim. Annem dedi ki ben bir okusam dinler misin oldu. Maşallah. Öyle hoşuma gittik abi. Maşallah. Allah muhabbetinizi artırsın. Amin. Sizin tabii üçüncü olarak anne babadan sonra bu en vitaminlendiğiniz dönem, en şuurlandığınız dönem İmam Hatip evet. dönemi var. Evet. Orayla alakalı derin bir anı olduğunu biliyorum. Biraz değinelim mi İmam Hatip dönemine? Tabii İmam Hatip şöyle. Sizdeki etkisi nasıl oldu? Ne oldu orada evet. özellikle? Şimdi üstadım İmam Hatip elhamdülillah baba mektebinden sonraki baba mektebi. Eyvallah. Yani orayı da baba mektebinden ayırmıyorum ben. Sebebi de şu aslında, mevzuyu biraz hızlı da anlatayım burada. Ben okula gider gibi gitmedim İmam Hatip'e. Dedemin evine gider gibi gittim. Eyvallah. Yani bunu dostlar bilsinler. Eyvallah. Ben dedemin Eyvallah. Evine gider gibi gittim okula. Ne büyük bahtiyar. Neden? Benim Kur'an hocam babamın da hocasıydı. Ve ben hocama hocam demedim, dede dedim. Eyvallah. Benim arkadaşlarım hocam derdi. Ben edepsizlik için değil, muhabbet için. Ben dede derdim hocama. O bana torun derdi. Ben dedemi görmedim, iki dedemi de bilmiyorum. Ama benim babamın babası olan, hocası mesabesinde, babası mesabesinde olan kişi, ben onu gördüm. Onu dede bilince? Onu dede bildim ben. Dolayısıyla bu muhabbet, yani hakikaten bu oluyor muymuş? Oluyormuş elbette. Bende yaşandı. Hoş, İmam Hatip'le alakalı okuldaki eğitimde, eğitim sürecinde bütün hocalardan buna yakın bir ilgi ve alaka gördük biz. Elhamdülillah. Bundan dolayı hamd ederiz. Elhamdülillah. Çünkü orada derlerdi ki bize, bak bu Karakaya, bunun babası da İmam Hatip mezunu. Bu dört kardeş, üçü o dönem tabii İmam Hatip, üç çocuk da bu okulda. O çok önemli o dönemde üstadım. Ya. Ya bu çünkü bir iradeyi ortaya koymaktır. Bir aksiyoner yönün ifadesidir. Herkesin kaçtığı bir dönemde, tabii kapıların yani, üzerinde kapandığı bir dönemde. Elbette o nesle sahip çıkmak. Ve o kapıya sahip. Hep işaret etmek. Şunu derdi babam. Bir baba ya da bir anne. Evladına dini mübini İslam adına herhangi bir şey öğretme imkanı olmasa, dini mübini İslam'ın güzelliklerine muhatap olsun ümidiyle ve üzerindeki bu sorumluluğu tevdi etmek ümidiyle çocuğunu İmam Hatip'e yazdırsa, bu sorumluluğu, bundan Cenab-ı Allah sormaz derdi. Gücü nispetinde, tabii. Çünkü gücü mesabesinde. Allah sormaz.
Budur aslında. Yani İmam Hatip'le alakalı bizim yakınlıkta bu ama bendenizin hayatı çok elbette farklı. Hoş, hayatıma yön veren ya da daha doğrusu hayatımı yönlendirirken bana destekçi olan Musiki ile İmam Hatip'te tanıştı. Aa, şey noktası orası evet. Yani demek ki. Elhamdülillah. Yani İmam Hatip mesela. Nasıl oldu üstadım? Dediler ki İmam Hatip'in bir korosu kurulacak. Ama şöyle, ilk derse gittim ben. Dediler ki hadi bir Euzü Besmele çek Hicaz makamında. Kurban olayım dedim hocam. Ben Euzü Besmele çekmeyi biliyorum ama makamı tutturamıyorum. Yani çünkü bilmiyorum ki Hicaz makamının dizisi nedir, dizesi hangi ölçüleri var. İşte notaları şunu bunu duyuyoruz. Lakin uygulamayı bilmiyoruz falan. Ama elhamdülillah Rabbime hamdolsun bir ses. Elhamdülillah. Şey, rahmetli babacığım klasik musikiye çok da yani hem ilgi ve alakası olan hem de divan edebiyatıyla örtüşen yönü itibariyle sürekli onların bir sohbet konusu olması gerekliliğine inanan birisiydi. Eyvallah. Yine bir peygamber aşığı hanımefendi Fitnat Hanım'ın bir sözleri var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için yazdığı bir naat-ı şerif Hüzzam makamında şarkı olarak bestelenmiş. Şarkı oluşu naat oluşunu ortadan kaldıran bir şey değildir. O da ilahidir. Amin. Sözler, ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Eyvallah. Hani ben imanı göğsümde kurşun gibi taşıyorum diyen şair gibi yani. O iman Allah Resulüne işaret. Ruhum yalnız senin aşkın ile solacaktır. Yani hani sende hayat bulacağım, soluş o ayrı. Mesela bunlar çocukluğumuzdan beri kulağımızdaki melodiler ya da bir Bektaşi nefesi. Siyah saçlarından hatem yüzlerin. Garip bülbül gibi zar eyler beni. Hilal ebrulerin ahu yüzlerin. Türlü sevdalara canım süreler beni. Kaşların Bismillah ve Çin Beytullah diyor Allah Resulüne türküde üstad. Ve babam derdi ki etrafına biraz böyle nida eder Allahu Ekber derdi. Bakın bunlar TRT'de çalıyor. Ya da birazcık aşka gelince o naz makamının söylediği ifadeyi bir türkünün içerisinden cımbızla bulur çeker ve der ki bak aşık ne diyor. Benim senden özge sevdiğim yoktur. İnanmazsan var Allah'a sor be. Eyvallah. Şimdi bunlar türkülerde var. Bakın bizim geçmişimizde şunlar var, bunlar var. Bak bu ifadelerin hepsi Allah'a ve Resulüne aşkı içerir. Gelin bunları birlikte dinleyelim, üzerinde sohbet edelim. Münir Bey bak şunu bestelemiş falan. Gençliğinde İstanbul İmam Hatip yıllarında rahmetli babacığım, Münir Bey'in ara ara konserlerine de giderlenmiş. O da büyük bir bahtiyarlık. Büyük bahtiyarlık. Şekip Ayhan Özışık çok yakın dostuydu rahmetli babacığım. Bir böyle yeni beste yapsa, ev telefonunu bilir, arar. İsmail'ciğim bak bir beste yaptım. İlk sana dinletiyorum. Allah ömrünü uzun etsin. Üstadım amin. Benim Ahmet Özhan mesela. Eyvallah. Ankara'ya gelir konsere. Hocam sen gelmezsen ben sahneye çıkmayacağım derdi yani. Öyle bir şeyleri var. Ne güzel. Bilhassa ya da ev içinde, ev ortamda bizim böyle musikiyle daha doğrusu böyle yakındığımız İmam Hatip'te de o koroyla birlikte. O besmeleyi sonuçta çektirdiler mi? İmam Hatip'te size? Çektik elhamdülillah. Besmeleyi çektik ama İmam Hatip sonrası. Kuvvetli çekmişsiniz ama o besmeleyi. İmam Hatip sonrası daha profesyonelce elhamdülillah. Daha bir bilerek. Allah razı olsun sevk eden hocalardan. Amin, amin. Nerede üstadım? Ben böyle müzisyen çok şey buluyorum, yavan buluyorum bu kelimeyi. Müziğin böyle ruhun gıdası diyorlar da ruhu öldüren bir yapısı ama musiki şinas çok daha yerine oturuyor böyle. Son vaktimiz pek kalmadı. Bununla bitirelim ama ben sizi bir daha ağırlamak isterim. Bir İstanbul'u teşrif ettiğinizde şeref yap olmak ümidiyle diyelim. Musiki'nin çocuğun karakterinde, dolayısıyla bu bir aile programı. Ailelerimize böyle bir tavsiyeyle bitirebilirsek ne dersiniz? Tabii. Musiki ve insan, musiki ve kemalat, musiki ve üslup, musiki ve bu derviş gönüllülük. Elbette yani yalnız başına musiki buna muktedir olamayabilir. Eyvallah. Ama sen bu beklentiyle musikiyle haşır neşir olursan Cenab-ı Allah musiki de senin besleneceğin gıdaları sana ikram edebilir. Yani eğer kemalat sürecini musikiyle devam ettirmek istiyorsan Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi musiki aşığın aşkını arttırıverir. Eyvallah. Aşkın yücelir. Ama ben musikiyle ben şunları şunları yapacağım dediğin andan itibaren Allah muhafaza fasığın da fıskını arttıracağı için eyvallah. Böyle bir fasıklık noktasına sürüklenebilir. Allah muhafaza insan. Allah muhafaza.
Ama bilimin ifadesiyle, izninizle, hani bilimsel gerçeklik diye bir böyle kabul göreceğini düşünerek ekstra söylenen bir ifadeyle söyleyeyim ben. Musikiyle ilgilenen bir çocukta asla odaklanma problemi olmaz. Eyvallah. Asla beyninin tek lobunu kullanamaz. İki lobunu kullanacak. Kulağı kesik diyorlar ya o herhalde tabii, değil mi? Tabii aynen öyle. Farkındalığı yüksek. Eyvallah. Ve bir çocuk mesela 5 yaşını ifade ederler ama ben onu Allah Resulü'nün sünnet seniyesine binaen 4 yaşına çekerek ifade ediyorum. Eyvallah. Bir çocuk 4 yaşında musikinin herhangi bir terimiyle ya da herhangi bir musiki eseriyle muhatap olsa ya da bir porteyi karşısına alıp bir notayı en azından evladım bak şu notanın sesi bu, şunun ki şu şekliyle ifade edilir ve buna muhatap olursa dört yaşındayken o dönemdeyken çocuğun algı dairesi musikinin matematiğiyle müsavi çalışmaya başlar. Bakın bu hakikat olan ve tespit edilmiş olan bir şey. Bir örnek vereyim. Ayzani ben Deniz ses sanatçısı. Eyvallah. Sahneye çıkıyorum. Yaptığımı söyleyeyim size. Eseri koyuyorum karşıya. Tabletten açıyorum notayı. Muhatap olduğum bir eserin notası var. Ama onun öncesinde bakıyorum hangi makamdan bu eser. Diyelim Hicaz makamında. Hicaz makamının hemen parametreleri zihnimde canlanıyor. Şu notalarda şu arızalar var diyorum. Beyin çalışıyor. Sonra eserin evvela icra edeceğim için notasına bakıyorum. Seyrine bakıyorum yani. Bir oraya karşı bir ilgim, odaklanmam söz konusu. Sonra sadece melodiden ibaret değil ki sözleri var. Ya. Hem o notalara bakıyorum hem de göz ucuyla alttaki sözleri takip ediyorum. Oldu iki. Sonra bunu okuyorum üstadım. Bir de duygu. Tabii. Bununla da bitmiyor tabii. Duygu vermek zorundasınız. Arkamda diyelim ki 6 parça enstrüman var, saz var. Hepsini ayrı ayrı duymaya çalışıyorum. Çünkü oradaki bütünlük bana söyletiyor. Onlardan bir tanesi arızalı bir perdeye bassa benim söylemim değişeceği için. Eyvallah. O yüzden diyorum ki ne olur tam bir titizlik, dikkat ve rikkatle icra edin. Eyvallah. Ki ben burada mahcup olmayayım. İki lob değil, dört lob oluyor o zaman şimdi, yani. Sonra bir unsur daha. Maşallah. Seyirci. Ya bir de onlar var. Hepsinin gözünün içine bakıyorsunuz. Acaba nasıl, beğendiler mi falan. Böyle teker teker süzüyorsunuz. Ya da kaşı çadık birisi var. Ya ben üzdüysem diyorsunuz, endişe ediyorsunuz. Bir sonraki eserde abi senin bir isteğin varsa onu okuyayım yeter ki tebessüm et diyorsunuz. Eyvallah. Şimdi bu hali çok büyük bir yönetim süreci. Bir de üstadım bir başka boyutu var ki bunu da hakikaten çok önemsiyorum. Allah razı olsun. Milli Eğitim Bakanlığı böyle arada musiki öğretmenlerine seminer için böyle gevezeliğe çağırıyor. Estağfurullah. Gittiğimde şunu söylüyorum onlara. Özellikle meslek derslerinin yoğun olduğu İmam Hatip gibi okullarımızda müzik dersi öğretmenlerine şunu söylüyorum. Onları onur etmek için değil. İmam Hatip liselerinin ana dersi musiki olmalı diyorum. Günümüz için. Şaşırıyorlar ya biz bunu çok isteriz lakin o falan diyorlar. İdrakte zorlanıyorlar lakin şunu diyorum. Bakın hadis, kelam, fıkıh, akaid, siyer-i nebi, tefsir. Bütün bu meslek derslerinin hepsini bir müzik dersinde siz öğretebilirsiniz diyorum. Ya nasıl olacak? Ya ne olur diğer derslerin müfredatını alın. O müfredata göre repertuar yapın. Süper. O yapmış olduğunuz repertuarı yıl içine yayın ve hadis-i şerifteki ezberlenecek hadis-i şeriflerin geçtiği eserleri çıkartın koyun ortaya. Tefsir dersi malum bir ayetin manasını aktarıyorlar. Ya da düşünün mesela Esselam ey Ahmet-i Muhtar olan son nebi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahir zaman peygamberi, Hatemen nebi oluşu. Bütün bu manaları muhteviyatında ifade eden bir eser. Ve şimdi, unutulmaz kılıyorsunuz unutulmaz bunu yani değil mi? Kalıcı kılıyorsunuz. O yüzden musiki diyorum Allah ki. Allah razı olsun. Yani özellikle gençlerin dini ihtisasta, şu anda ilahiyatlarda da özellikle musiki dersi var ama bu şuurla verilirse çocuklara İnşallah. Bütün ilimleri bir musiki dersinde mezzetmiş olurlar. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Biz doymadık. Sen. Ben de öyle. Sözü, çok keyif aldım. Sözü alalım inşallah. Aziz dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayın sitesinde oluşturduğumuz bir Alem Medeniyet programında sonundayız. İnşallah son olmasın. Kısa bir ara vermiş olalım. Necip Karakaya Üstadımızı ağırladık. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür Sizden ederim. Teşekkür son bölümü musiki ile tamamlamak gerekirse, şairin dediği gibi,
avazeyi şu aleme davut gibi sal. Baki kalan şu kubbede hoş bir sedaymış. Ben acizane her Ramazan Kur'an-ı Kerim'den kendime birkaç bir şey almaya çalışıyorum. Hani Kur'an işe yaradı mı diye sorunca insanlar Kur'an işe yaradı mı kaşlar çatılıyor falan. Ya okudunuz mukabele işe yaradı mı diyorum. Ben de inşallah bu Ramazan وَالْكَاذِمِنَ الْغَيْزَ kısmında yüksek tansiyonlu ani parlayan öfkelenen bu kardeşinizin inşallah yanımda da karşımda olan Necip kardeşim bu Necip üslubu hakimine evrilir. Yavaş yavaş kısmaya başladım. Vadut Misavut 2'de kendime rehber olarak aldım. وَالْعَفِينَ عَنِنَّاسِ insanları affetmeyi de inşallah sizin de bu Ramazan okuduğunuz mukabeleler haşa bu anlamda yanlış anlamı işe yarar diye telaffuz ediyorum ama şu anlamda içselleştirip Kur'an-ı Azimüşşan'dan okuduğumuz şeyleri uygularız. Ve Musiki'nin kendi hayatımızdaki o zarif, o nazik üslubu hakime varan güzelliğini, tınısını ailemizde, eşlerimizde, çocuklarımızla, rahmetli babanızla kendi evinizde, ailenizde uyguladığınız şekliyle çok halis, mulis bir şekilde uygularız diye o temenniyle bitirelim. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şeref yağma olduk. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek üzere.